Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. İyi akşamlar nereden geldi? Dün akşamdan kaldım. Dün akşam evet. Programdan. Günaydın. Dün akşam geç saatlere kadar devam etti gazeteciler masasında. İşte bu çalınan seçimi konuştuk. Polimetrenin hesaplamalarıyla kaç oy çalındı, neden müdahale edilemedi? Bunların hepsini konuştuk, uzun uzun tartıştık. Ve bu sabah burada buluşacağımızı söylemiştik. Biz gene buradayız bu sabah. Ve gene dün akşam söylemiştik, Ekmek İşverenleri Sendikası, Ekmek İşveren Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar bizimle birlikte olacak demiştik. Cihan Kolivar bizimle birlikte. İkinci bölümde de her zaman olduğu gibi Özdemir İnce ile bu kez Skype üzerinden birlikte olacağız, sohbetimizi yapacağız. Cihan Kolivar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gazetelere bakıyoruz, ediyoruz. Ekmeğe zam geliyor, ekmek fiyatı şuralara çıkacak. Türkiye'de şu anda önemli konulardan bir tanesi et, süt, ekmek. Süt, efendim kesime gitti süt hayvanları. Hayvancılık neredeyse ölme noktasına geldi. Sürekli fiyatlar artıyor. Süt hayvanları bile kesime gittiği için o da bitti sonuçta. Et fiyatları 350-400 kıyma gidiyor. Kıymanın fiyatı bu. Yani öyle bonfileden ya da pirzoladan falan bahsetmiyoruz. Kasapla şey arasındaki fiyat farklarına da baktığımız zaman. Ekmeğe geliyoruz. Türkiye sanıyorum bu sene, geçtiğimiz yıl, ürettiğinden fazla ithal eden bir ülke oldu buğdayda da. Türkiye eskiden buğday ülkesiydi. Sıkıntımız yoktu. Her zaman ithalat olurdu ama çok özel, hani bisküvi için bazı özel buğday ya da un alınırdı. İşte makarnalık falan denir. Türkiye'nin için makarnalık buğdayı da yetiyordu kendisine. Her şeye yetecek buğdayımız vardı. Buğday üretimimiz azaldı. Ekim yapılan alanlar azaldı. Şimdi geliyoruz, ekmek bu sene ne kadar olacak? İşte süt bu sene ne kadar olacak? Ekmek işte 5 dendi, 7,5 dendi, 10 dendi. Yıl sonuna doğru... Bu sene gerçi biraz havalar iyi gitti deniyor. Sizin beklentiniz ne? Hayır, benim bir beklentim yok da yani bunlar demenler ne anlatıyor? Et, süt dedin, her şey var. Millet alıyor, yiyor. Evet, evet. Fiyat? Fiyat da iyi. Demek aldığına göre hani bir tarım bakanı vardı diyordu ki çok satıldığı için. Paramız var, ben alırız diyordu. Onu diyordu, bir tanesi de diyordu çok satıldığı için biraz zam yapıyoruz ki çok fazla satılmasın. Asın diye. Ondan sonra da bir ay oldu mu seçim olalı? 5 hafta oldu, evet. Bir ay oldu. Bir ay önce de bunlar, bu vatandaş bunu hepsini gördü. Değil mi? Sandığa gitti. Ne dedi? Biz razıyız her şeye. Her şey de var. Alıyoruz. Sağ olsun reisimiz oyu verdi, değil mi? Evet. Daha ne? Şimdi sizin derdiniz ne? Ben anlamadım şimdi. biz zaten bunu söylüyorduk. Onlara söylesen bunu. Kime söyleyeyim ben? Hani oy verenleri. Ay, oy veren alıyor zaten, memnun. Onun bir derdi yok ki. Yani bir ara şey diyordular ki yani böyle o zamları Allah yapıyor da bizim ekmeği unuttu bu arada. Ben onu diyorum, ekmek zammını. Cebrail'e haber mi göndereceğiz? Ne edeceğiz bir yüzü? Yani bizim durumumuz hiç iyi değil. Allah bizim yüzümüze bakmıyor herhalde. Dün bir şey göndermiştiniz. Onu bir bak gösterelim. Leman ekmek diye bir şey var arkadaşlar. Fotoğraf var. Onu bir getirelim. Yani Türkiye'de siyasi iktidar bir şey yapmaz. Allah'tandır. Dış güçler vardır. O vardır, bu vardır. İktidarın asla bir suçu yoktur. Dolar 25 lira olsa da gene dış güçler vardır. Sürekli bir bahane vardı Türkiye'de. Onunla ilgili çok güzel bir karikatür vardı. Leman dergisi Erdoğan seçildi diye dış güçler ekmeğe zam yapmış makbule. Çok güzel bir karikatür. Çok da iyi anlatan bir karikatür. Evet. Durumu ortaya koyuyor. Evet, bunun üzerinden gidersek, işin de biraz daha hani vehametine de bakarsak... Ya ben o diş güçler olayında şu, ya bu nasıl bir diş güçler ki? Şimdi Tayyip Erdoğan'a diyor ki al sana 13 uçak, sarayda otur. Amerika'da çoluk çocuğun, torunların Amerikan vatandaşı olsun, mülk al, bina yaptır orada... onun yanında olan, çevresinde olanlara diyor ki çocuklarınız pudra şekeri kullansın, son model arabalara binsinler.
bir sürü ya bu diş güçlerin gücü bir bize yetiyor. Benim garibanlara bir sürü diyoruz. Peynir bile zor alıyoruz. Bundan sonra ben anlamadım. Yani diş güçler bizi mi iktidar görüyor? Yani ben şöyle düşünüyorum. Diş gücü kimin olursa ona demesi lazım. Şimdi bunlara diyor siz Boğaz'da oturun, villada oturun, sarayda oturun, uçakla gidin, gezin. Onlara öyle, siz onları yapın diye bu diş güçler bize de diyor ki siz de evinize oturun, dolaşmayın. Az ekmek de zaten ekmeği bir yiyorlar. Peynir yemeyin, et yemeyin. Yani bu nasıl bir diş? Ama şimdi meclis başkanlığı yapan Numan Kurtulmuş ne diyordu zamanında? Kendi partisi varken. Evet. Harun gibi geldiler, Karun oldular diyor. Evet, kendi ne oldu sonra? Evet işte. Ama bak bir şey söyleyeyim sana. Orada da hakkını vermeli. Bugüne kadar kim Cumhurbaşkanı'na laf ettiyse hepsine el ayak öptürdü Cumhurbaşkanı. Herkese ama. Evet. Kim onun için laf evet. ettiyse, ileri geri konuştuysa hepsini hizaya getirdi. Evet. Bu Karadenizli oluşundan mıydı, Kasımpaşalı oluşundan mı? Bende aynısı var bende de. Hem Karadenizliyim hem Kasımpaşalıyım. Ben o yönünden takdir ediyorum Cumhurbaşkanı. Vallahi kim onun için bir şey dediyse ona eninde sonunda hizaya getirdi. Onun için yani Numan'mış, Süleyman'mış, bilmem neymiş, Bahçeli'ymiş hiç önemli değil. Bahçeli ne diyordu? Tayyip Erdoğan'a inanan ülkücü olamamıştır. Demek ki şimdi bana göre Bahçeli ülkücü olamamış. Şimdi ülkücü Bahçeli... Eğer hesap sormazsam deyip kendisi hakkında ne ağır sözler etmişti. Biz şimdi burada söylesek YouTube başımıza iş açar. Onu kendi diyor, kendine ait o. Ben ülkücü olamamıştır diyordu. Demek ki inandığına göre Tayyip Erdoğan'a, Bahçeli halen MHP Genel Başkanı olmuştur ama ülkücü olamamıştır. Daha ne zaman olacak bilmiyorum. O teki dünyayı bekliyor evet, herhalde. Evet. O teki dünyada ülkücü olabilir. Bizim Türkiye'de ben hiç pahalılık var şey hiç kimseye inanmam. Ben sokağa bakıyorum. Herkes alıyor. Herkes memnun. Şimdi o seçim akşamı benim oturduğum semtte Karadeniz'de çok var. Sabaha kadar belki de gitmedim ben oralara da. Ukrayna'da o kadar mermi atılmamıştır. Sabaha kadar mermi atmak, korna sesleri herkes sokaktaydı, sevindi. Hakları, tuttuğu parti. O seçim kazandı. Seçim kazandı. Öyle ya da böyle. Öylesi yok, öyle yok. Seçimi kaybetme şansı yok. Ne kadar istenirse o kadar oy buluyor. AK Parti'nin öyle de bir huyu var. Yani ne kadar oy lazım diyelim? 2 milyon oy eksik. Onu bulur. Bir yerden gelir. O bir şekilde gelir o. Yurt dışından gelir, içeriden gelir, bir tarafa gider gelir. Yani bu Orta Doğu'da böyleydi. Zaten biz de olduk aynı Orta Doğu ülkesi. İşte Saddam eskiden giderdi seçime, git gel. %2,5 oy farkıyla Saddam kazanmıştı. Evet. Ya da şeyin Esad kazanıyor ya Suriye'de ya da Mısır'da. Mısır'da. Buralarda nasıl Libya'da Kaddafi gidip geliyordu seçim oluyordu ama hep o parti kazanıyordu. Biz de aynı o hale geldik. Niye? Ama yani şimdi bu muhalefet dedikleri işte partiler ne diyor? Hiçbir şey var mı? Çalışma var mı? Bak şimdi seçim oldu, bitti. Şimdi düşmüşler birbirine değil mi? Bütün bu muhalif televizyonlar sizin gibiler de böyle şey olmuşsunuz. Herkes şimdi muhalefetin peşine. Ya kardeşim iktidar orada iktidar yapar ya. Evet, siz evet. Muhalefetle neye uğraşıyız bilmiyorum. İktidar sizi de mi besleyeyim ben? Ondan da şüphelenmeye başladım ya. Vallahi diyorum. Yani öyle başka türlü niye? Gelen programınıza gelenler ben izleyemiyorum bir televizyonlarda. Bakıyorum ya da hiç şeyle alakası yok. Partiyle hiç alakası yok. Politikacı değil. Hani evet, Cumhurbaşkanımız evet, evet. Doğru diyordu ki çok şeylere, profesörlere.
madem şey değil, çıkar gel politika yap. Gitti oraya, bu yazarlardır, çizer. Her şeyi de bilirler kardeşim. Ekonomiyi bilirler, diş şeyi bilirler. Bilmedikleri şey yok. Petrol çıkar bilirler. O şeyi ne kadar, nedir, değer evet. ne kadar, evet. o petrolü evet. neyse, doğal gaz. Ya bilmedikleri bir şey yok. Kaç kişi, hepsi, bütün kanalları ben bakıyorum. Topu topu toplasam muhalefetle bir iktidarı da destekledi. 100 kişi var ya, ya var ya yok. Onlar konuşuyorlar. O doluyor, dolaşıyor, onlar anlatıyorlar. Bu Türkiye böyle düzen, düzenmez ya. Onlar da tuzun kuru bağı, öyle geliyor yani. Hem de ne kuru, hem de ne kuru. Anlatmakla, çünkü düzene göre bir şey almışlar. Vatandaş da şimdi geçen diyorlar ki işte kuyruklar, ya kuyruk yok. Bak et zaten kaldırdılar. Eti ancak rüyanda bile görüyor. Şimdi rüyanda çok eskiden gündüz bir şey aklına gelirse gördüğün şey rüyana girer, görürsün. Gündüz aklına bile gelmiyor et. Kasabın oradan geçemiyorsun. Kasaba desem bir selfie çektirelim, bence para isteyecek adam senden. Emin ol. Şimdi eti zaten şeyde al kurban geliyor işte. Kurbanda göreceğiz. Kaç kişi kurban kesecek? Ben şimdi dedim ki, dedim bana ki kurbanda bir gidiyor musun yazda? Dedim ki yok, kurban eti toplayacağım. Kurban keser. Keserler, haber verir arkadaşlara diyorum. Ciddiyim, telefon atıyorum. Beni de unutmayın. Diyorum ki böyle kurbanda bile göreceğiz yani. İşte bir 15 bin lira verecekti Kılıçdaroğlu. Ya 10 binden başlıyor şey. Hayır. Kurban, Kılıçdaroğlu iktidar kadar. Olursam 15 bin lira vereceğim diye. Ben diyordum ki 15 bin lirayla bir kurban keserler. Gidip isteyenler varmış. 2000'ini aldık, 13 bin lira daha alacağımız var diyorlar. Kim? Kimden istiyor? Vatandaş. Teyze gidiyormuş bankaya. Ha. Bize 15 bin lira söz verildiydi, Kılıçdaroğlu dediydi. 2000'ini tamam Tayyip Bey verdi. 13 bin kaldı, onu ne zaman alacağız diyormuş. Şimdi onu diyorduk ki belki bir et yeriz falan. Baktık ki hiç öyle de bir ümit yok, o da gitti. Ben biraz ümitlenmiştim ki yani emekli ya da bir şey, belki Cumhurbaşkanı bayramda olan bu sevinçle beraber alın bu emeklilere bir kurban parası. Yani 13 bin değil de derdik ya 6500 lira vereyim. Belki kurbana daha var, belki verir yani böyle bir millete bir kıyak. Böyle bir şey imkan verilirse. Böyle bir kıyak. Hayır, Cumhurbaşkanı dedi mi ver. Şeye kaç sene önce dedi ki Suriyelilere 40 milyar dolar masraf ettik, istersen 40 daha ederiz. Ula o kadar veren adam Türklere de bir şey versin evet. yani. Bir, evet. O da kaç emekli var? 15 milyon. O kadar var mı? Daha o civarda. He, 10 milyon emekliye de 6500 lira var. Ondan ne olacak? Bir şey yok. Faizi çıkardı. Nasılsa her şeyi kaldırdı. Bu nasıl kaldırdı? Hiç olmazsa kurbanla o sevabı, o günah o sevaba çevirse iyi olur Türkiye'de diye. Türkiye'de kurallar çiğnenmek içindir. Yani kurallar çiğnenmek için yapılır bize. Yani kural uygulansın diye yapılmaz. Başlarsınız işte nas dendi değil mi? Kur'an'da var diyorsun. Bana ya sormayın orada, diyorsun. Orada var sonra, da. Sonra. Bak Cumhurbaşkanımız bak. Ne değişti? İyi incele 20 yıldan beri. Bugün bunu dedi diyelim. Yarın bunun 180 derece tersini. Yarın mı? O akşam. Yok o desin. Ha. Hemen. O ona o inanan kesip aynı ona o ertesi gün dedi ona aynısına inan. Böyle bir şey oluşmuş. Onun için yani Cumhurbaşkanı görüyor bu inatı. Ben ne dersem inanıyor. Evet. Ya sümaşa öyle laflar diyenler var ki Cumhurbaşkanımız peygambere benzetmeyen var. Onu zaten o sıradan şey de demişti bir milletvekili yine bizim Rize'li şeylerden peygamberin diplomasim vardı diye demişti Metin Külün. Şimdi bazıları yaşlı kadınlar ya bunlar dinden tamamen çıkmış ya. Allah'a şirk koşmak duyuyor. Ya tövbesi de yok bunun evet. yani. Allah'a benzetenler var sümme aşağıya. Böyle bir şey var, olur mu var, ya? Söylediler. Ya ben söylediler. En çok niye üzülüyorum biliyor musun? Şimdi peygamber fanidir, deniyor. Her şey geçer. O güzel dine çok büyük zarar verdi. Ben en çok üzüldüklerimden biri oldu.
Emin ol. İslamiyet çok temiz. İnançlarından insanlar çok temiz bir dindi çok. Bak Hazreti Muhammed'in hayatını incelemeyenler doğru dürüst bana göre yani Müslüman mı değil. Hazreti Muhammed peygamberimiz müthiş devrimciydi. O tarihte bütün kurallara karşı çıkmış insan. İşte ilk köleliği kaldıran, zina işeden. Bunların hepsini bu devirde getirdi var etti. Kölelikten geldi geri, zinadan geldi geri. Her şey işte bu işin hiç İslamiyet'le alakası yok. Sen şeyin hikayesini biliyor musun? Hz. Ali ile Muaviye'nin dişi deve hikayesini biliyor musun? Yok bilmiyorum. Şimdi Hz. Ali taraftarı biri Şam'a gidiyor. Bir tane erkek devesi var. Muaviye taraftarı bir yerde diyor ki bu dişi deve, erkek deve ya. Bu deve benimdi. Ya, ne dişi diyor kardeşim, görmüyor musun bu erkek deve? Vur tut kalabalık tabii iş düşüyor Muaviye, o da Şam'da oranın valisi, topluyor Ali'yi, diyor ki erkek deve ya, bu dişi deve var ya diye dişi, ya diyor adam ki ya ne dişisi kardeşim, görmüşsün bu erkek deve, bu diyor işte bu vatandaşın minnete balkışlıyor şey, o erkek deve dişi deve diye alıp Muaviye'nin adamına verildi Hazreti Ali'nin devesini. Muaviye sonra adamı çağırıyor. Ne? Diyor ki git Hazreti Ali'ye de ki eşek deveye dişi deve dediği zaman Muaviye'yi alkışlayacak 10 bin kişi var. Hazreti Ali ayağını ona göre denk alsın. Şimdi hukuk değil. Şimdi Cumhurbaşkanımız ne derse. Evet. Ya o adam değil ki bu şeyi ben yaptım üniversiteyi. Üniversite yapılmış 30 sene evvel alkışlayın millet. Bu havaalanı ben yaptım diye alkışlayın. Bunu ben yaptım diye alkışlayın. Şimdi böyle bir toplum varken. Aradan 1400 yıl geçmiş, değişen bir şey yok. Evet. Değişmez de. Bu böyle gider. Çünkü şimdi ben işte ekmekle diyor bizim ekmeğe şey. Ekmekle diyor. Ya kardeşim bak o kuyrukta olanlar var ya halk ekmek kuyruğuna. Emin ol. Halk ekmek kuyruğunda olanlar zannediyorlar ki ucuzluktan dolayı orada değil mi? Alamıyor. Yok. Ben onlara gittim. Emin ol. Ben böyle şeyler hep test yaparım. Yani incelerim. Niye böyle bu vatandaş burada? Götürdüm 200 tane ekmek koydum halk ekmek bufesine. Gittim oraya dedim ki benim arabamda ben fırıncıyım sıcak ekmek. Gelin 3 lira size vereyim. 5 kişi geldi. Gittim sordum ki ya niye ya sıcak ekmek aynı ekmek vereyim. Dedi ki yok kardeşim biz bu ekmeği ucuzluktan da almıyoruz. Biz bu ekmeğe alışmışız. Bu ekmek sonra çok temiz fabrikasyon el değmeden kim öğretmişse onlara el değmeden üretilmiş bilmem ne. Adam onu alıyor. Şimdi vatandaş muhalif kanallarda zannediyor işte kuyruk var orada. Ya kuyruğu zaten işi yok gitmiş inmiş oraya kuyruğa. Şey değil ki. Yani ucuzluktan da sebep değil ki. Memnun. Ekmek, ben ekmek de yerim, su şey de yerim diye ama Cumhurbaşkanımı sana yedirmem. Bitti. Şimdi bizim fırıncının durumu çok kötü. Yani işveren olarak fırıncı bizim geçen aydan bu ay yani şeyi kestiler. Temaun veriyordu bize. Onu kestiler. Şimdi 355-360 lira arasında un alırken 550-555 lira arasında un almaya başladık. Düşün bugün 400 çuval un işleyen bir fırıncı 200 lira fark etse 80 bin lira unda fark ediyor. Of. Bir de şey geldi şimdi bu ay başı sigorta primleri artıyor. Hani işçi şeyleri artıyor. Bizde şey de yok Namık Bey. İşçi toplu sözleşme yapılıyor. Toplu sözleşme işçi diyorum da biliyorsun her işçi dediğimde özür diliyorum işçilerden. Biz köle arıyoruz. İstanbul için bu dediklerimin hepsi geçerli. Bizde kapasite çok az olduğu için fazladan biz 1,5 lira iskonto veriyoruz ekmek başı 6 liralık ekmeğe. Diğer bölgelerde böyle değil. Ankara'da 50 kuruştan fazla iskonto yok. Çünkü kapasitesi çok, istersen al diye benden, almasan da fırın yok. Ruhsatsız bir tane yok.
Şimdi Ekrem İmamoğlu şimdi ilçe bazında bizde ilçeler, bizim şeyler hükümet dört dörtlük bak bizim ekmek yasasını hükümet 2004'te çıkarmış, 2010'da bir revize etmiş ama aynı bırakmış. O kadar mükemmel bir yasa çıkarmış ki bilim adamlarının sesiyle tabii demiş ki depremden dolayı bizim fırınları getirmiş imar yasasına sokmuş. Demiş ki nüfusu 100 binin üzerine olan ilçelerde küçük sanayi ya da sanayi bölgesinden başka hiçbir yerde fırın açılmaz. Net. Ekmek fırınları evet. Burada açılmaz. İki, demiş ki nüfusu 100 binin altında olan ilçelerde fırını, binanın tamamı fırın ve müştemilatına ayrı olacak, koruma bantı olacak. Projeyi belediye, ilçe belediyesi onaylarsa fırın olabilir. Fakat bizde 39 ilçenin 20 ilçesinde böyle bir şey yok. 19'u mükemmel uyuyor, açılmıyor hakiki İstanbul'da. Fakat 20'si öyle belediye var ki açılışa gidiyor. Ve buna, bu yasa dışı yere parti ayırmak için Avcılar'a da açılıyor, Beylikdüzü'ne de açılıyor, Silivri'de de açılıyor. Bayrampaşa'da, Gazi Osman Paşa'da, Esenler'de, buralarda da açılıyor ama gidiyorsun, pardon, Esenler'de bir tane açın. Ben her konuşmamda Esenler Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Benim işim benim mesleğimle ilgili. Fatih'te açılmıyor, Beşiktaş'ta açılmıyor, Sarıyer'de açılmıyor. Bakırköy'de açılmıyor. Açılmayan bölgelerde evet. Ama git Avcılar'da kentsel dönüşüm yeni bina yapılıyor, yeni binanın altında fırın yapılıyor. Ve bu yapılan bak o kadar basit ki bizim bu yapılan binanın doğalgazını bağla binanın değil fırına doğalgaz bağlaması açamayacak. İGDAŞ Büyükşehir Belediyesi yasa dışı yere doğalgaz bağlı. Ya böyle bir şartmalık oldu. Hani İstanbul deprem bölgesiydi. Evet. İlk yıkılacak binalar altında fırın olan binalar. Şimdi geçen hafta duydum. Yeni gelen İstanbul valimiz 39 ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapmış. Ve bu ekmek konusunu, fırın konusunu sormuş belediye başkanları. Demiş bunun üzerine duralım. Bu fırınlar işte. Hiçbir belediye başkanından ses çıkmamış. Emin ol, hiç kimse bu konuda bir şey dememiş. Ben şimdi bayramdan sonra Sayın Valim'den randevu talep edeceğim. Gidip anlatacağım. Sadece valili şeye, büyükşehire bir talimatla doğal gazı bağlatmayabilse bile yeni binaların altında fırın açımını önlemiş oluruz. Eski validen şikayetleriniz vardı. Fırıncıları tehdit ediyor diyordunuz. Vali değil, vali muavini. Vali muavini. Ha, vali değil. Biz eski valimizde liste vardı. İçişleri Bakanı oldu şimdi. Evet. O da yapacaktı. Onu da bakanlık, onu da biliyorum. Haberini almışım yani. Bakanlık, o Tarım Bakanlığı'nın ne ya da federasyon engelledi. Şimdi öyle ki düşün bir oda... İstanbul Fırıncılar Odası var. Oda başkanının 4 tane üretim izni olmayan fırın var. Gıda üretebilir şaka izni gibi. Yok. Şaka gibi ya. Ya şey 2000 bak 4'ten bu tarafa yapılanlara 2018'e kadar bir af getirdiler. Bir gıda üretebilir şeyi verdiler bakanlıktan. Onlara ceza kesmiyorlar. Ebilere ceza kesiyor. Tarım mesela çok iyi çalışıyor denetimlerde, ilçe tarım müdürlükler. Fakat adam ceza ödemiyor ki. Adamın bir ceketi var, bir de canı Namık Bey. Doğru. Başka hiçbir şey yok üzerine. Kessen ceza ne olur? Bir sene sonra el değişir. Evet. Bırak onlar da vatandaş bundan sebep pahalı ekmek yiyor. Bak bir de vatandaş şunu anlatamıyorum. Yetkililer de bunu bazı şeyler... Şimdi gene Federasyon Fırıncılar Federasyon Başkanı demiş ki 210 gram ekmek olmaz kardeşim. Bak 210 gram 200 gram ekmekler eğer yavaş pişerse kurur. İçindeki nem oranı gider ve o ekmek olmaz. En az çabuk pişerse de içi
o gözenekler olmaz. Ekmeğin içidir besleyici. Ekmek en az 250 ya da üzeri gramda olması 400 lazım. 400 gram diyor. Çok mükemmel olur. Çünkü o zaman yavaş pişecek o ekmek. Yani 20 dakikada değil 40 dakikada pişecek. O gözenekler çıkacak. Ekmeğin bayatlama ama şeyi de gecikecek. İşte üretim hızını düşürecek ama o diye. Ama olsun kapatacak. Şimdi diyor ki geçen A Haber'de ya bu kadar olmaz ya. Hakiki ya bunlar o pudra şekerinden çok mu alıyorlar ya da hakiki ama vatandaşa göre haber yaptıklarını da anlıyorum tabii. Diyor ki 200 gram yaparsak diyor ekmeğe 240 ya gramdan vatandaş nasıl ise anlamaz. İki israf önlenir. Ya kardeşim 200 gramı vatandaş bir oturmaya yer, ev hanımı her oyun yemek için fırına ya da markete ekmek almaya mı gidecek? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Bir evin ekmeğe bak öyle gramı yüksek olursa bir evin ekmeğe iki günlük ekmeğini al bayatlamaz, şey olmaz. Çünkü içi, o hamur olan iç kısmı iyi pişmiş, gözenekli olur. Kolay kolay kurumaz o ekmek. Diğeri 200 gram iç yok, kurur, kabuk. O zaman çöpe çok gider. Diyorsun bunu, anlatıyorsun. Bir de yaz, işçi yok. Fırıncı için de bir nefes olur yani. Evet. Rahatlama olur. Diyorsun bunun için şey, işte bunları Sayın Valim'a, yeni gelen İstanbul Valisi'ne anlatacağım. İstanbul'u örnek bir şey yapalım ekmek evet. konusunda. Evet. Ve şunu yapalım yani. Diyorum ki vatandaş da bak, iki adım yürüse ekmeği fırından alsın. Şu an için diyor. Ben 1500 lira veriyorum ya bakkala evet. iskonto. Şimdi onun 1000 lirası fırına kalacak. Bir de fırından ekmeği alsa bir arabanın şoförü, yakıtı, masrafı arabanın ayda 50-60 bin liradır bir arabanın masrafı. O da kalkacak aradan. Ben 4-5 ayda, 6 ayda bir zam yapacağım yerde bir senede bir zam yapacağım. Bunun istifadesi kim olacak? Vatandaş. Evet. Biz diyoruz ki vatandaş ucuz, sağlıklı, kaliteli ekmek yesin. Temizlik yönünden fırınlar mükemmel. Çünkü ilçe belediyeleri bunu çok iyi denetliyor. Sen de şimdi fırından ekmeğini alırsan dersen ki ben bu ekmeği hep buradan alıyorum. Ben şu imalathaneni bir görmek istiyorum. Fırıncıya mecbur gösteriyor sana. Çünkü ya almayacağım senden ekmek dedin mi fırıncı müşterisinin gitmesini istemez. Fırıncı da daha dikkat eder. Daha işte orada önde kadınlarımız var zaten daha çok tezgahlarda. Eldiven kullanıyor. İşte şey içerler paspaslar, lavabolar, hamur kazanları daha temiz, daha hijyen. Bu ne edecek? Bütün vatandaşa yansıyacak bu. Şu anda ortalama 250 gram mı ekmek? Yok 240 gram, 200 gram. Yani o civar. İki tip. İki tip. Bu ekmek bu sene, daha bu seneki üretim daha yeni hasat dönemindeyiz. Bu kış ne bekliyorsun ekmek fiyatı olarak? Bak şimdi biz eskiden müthiş 2015'e kadar, 2002'den 2015'e kadar bu Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı şey 20 ile 22,5 milyon ton buğday üretiyoruz. 2015'ten sonra düşüyor. Geçen sene bizim üretimimiz 18,5 milyon ton. Fakat nüfus artışımız çok fazla. Çok fazla. Dışarıdan gelen ve yazın turizmle beraber biz yine ithalatımızı yapıyoruz. İhracatımızı pardon. Ama ithal ederek yapıyoruz. Eskiden bu kadar ithalat yapmıyorduk. Şimdi yine biz Ukrayna'dan, Rusya'dan müthiş buğday alıyoruz. Ve zaten Rusya ve Ukrayna çoğu Rusya'ya geçti. Buğday piyasası onların elinde. Borsa yani şey. Rusların elinde. Biz yine ithal ihracat yapıyoruz bu şey makarna ve unu ama ithal ederek. Bu sene 10 milyon ton diyorlar. Şey yine buğday ucuz dışarıdan gelen ama bu seneki herhalde yeni hükümetin şeyi yok döviz değil. Yeni hükümetin aldığı bir karar herhalde üreticiyi destekleyecek buğday üreticisini. Diyor ki ihracatçıya sen ihracatını yap
evraklarını getir bana. Ben ondan sonra sana ne kadar yapmışsan ihracat, o kadar buğdayını vereyim. Aslında çok güzel bir şey o yani. O yeni karar, çünkü o piyasaya o buğdayı süremez o evet. ihracatçı. Dışarıdan gelen buğday ucuz. Şimdi o zaman ne olacak? İçerideki buğday pahalı olacak. İçerideki buğday un artacak ama en azından çiftçi gelecek sene buğday ekecek. Evet. Yani bizim de kıtlık şeyinden kurtulmuş olacağız. Bu seneki aldıkları karar bize yaramayacak fırıncıya. Ben onu da şöyle yapabilseydiler çok iyiydi. Defalarca bunu dile getirdik. Fakat uğraşmıyorlar. Niye de uğraşmıyorlar bilmiyorum. Hani hem diyorlar temel gıda maddesi ekmek. Ben demiyorum öyle bir şey de. Şimdi diyorum ki bak, ruhsatlı fırınlar eskiden öyleydi. İlçenin nüfusu ne kadar diyelim? 600 bin. 600 bin ekmek tüketime göre un verirlerdi fırınlara, ruhsatlı. Sen 20 çuval günlük, sen 15 çuval, sen 30 çuval böyle. Günlük un alırdık biz bazen, haftalık. Böyleydi, değirmenler vardı. Beşiktaş'ta, Kasımpaşa'da değirmen, Sütlüce'de değirmenler vardı. Biz onlardan un alırdık. Böyle hep Trakya'da, evet. Adana, Konya'dan un gelme olayı yoktu. Vardı da yani çok az alınırdı. Şimdi dedik ki bu ruhsatlılara versem bu şeyi. Aynı nasıl şimdi gidiyorsun eczaneden sigortalı ilaç alıyorsun. Gittin mi ikinci ilaç bir daha alma, bakıyor giriyor bilgisayara, ne diyor? Senin daha 5 tane 10 tane ya da bir hafta sonra günün doluyor. Alamazsın. İşte o adamın tüketimi ne kadarsa, ne kadar ekmek veriyorsa o kadar un versen adama. Adam hangi fabrikadan istese, girdi mi bilgisayarına, orada der ki sen onu almışsın, 400 çuval senin üretimin zaten bu kadar, sen 10 gün sonra un alabilirsin. Sen gidip serbest piyasadan alırsan. O zaman bir fiyatta da düşük olabilirdi. Düşük olabilirdi. Ya da şunu yapmaları lazım, hiç buna yanaşmıyorlar. Niye yanaşmıyorlar? Ben bir türlü onun için yani yöneticilere hep böyle diyorum ki, 5. sınıf yöneticiler şehirlerde. Ya kardeşim şimdi diyor ki işte her yerde ekmeğin kilosu şimdi çıkmış diye 35 lira 50 kuruştu. Ya böyle bir saçmalık olur. 80 bin lira kira var Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer. Bir de KDV'si var o çıranın şey. 90 bin lira. 90 bin lira ile kısım Bayrampaşa'da, Gazi Osman Paşa'da 15 bin lira kirada 3 bin ekmekte maliyet ne kadar oynar biliyor musun? Oo tabii. Bir de orada çalışan insanlar orada oturmuyor. O dışarıdan oraya gittiği için oranın işçiliğinin de parası fazla. Biz şimdi toplu sözleşmede yazıyor 13 bin lira falan, 14 bin lira birinci sınıf için. 20 bin liradan aşağı çalışan yok. Hamurçer, pişirici, şoför 20 bin lira istiyor. Bunu o 3 bin ekmekten nasıl verecek o fırıncı? Evet, evet. Bunu defalarca anlattık ki ilçe bazında fiyatlar ayrı olsun. Vatandaş, İstanbul'da da o kadar trafik var. Vatandaş, ben gidiyorum bir başkasının önüne ekmek veriyorum oraya bakkala. O canım benim fırının önüne ekmek veriyor bir bakkala, markete. Ya gerek yok ki kardeşim. Doğru. Herkes kendi etrafındakilere verse hep ucuzlar ekmek, vatandaş da ucuz yer. Bizim bütün uğraş vermemizin şeyi o. Bir de şey var tabii, yazıyorum. Neredeyse ben iş, yani devlet bana diyecek ki senin başka işin yok mu ya? Sen niye bunlarla uğraş? Bak CİMER'e yazıyorum. Alo 174'e yazıyorum. İlçe tarıma yazıyorum. İl tarıma yazıyorum. Sosyal sigortalara yazıyorum. Yazı. Ya öyle fırın var ki bir evet. tane sigortalısı yok ya.